Sağlı solun mezar gibi bir şey var. Şapkanı çıkar. Abi orada şey... Abi buraya bol çıçak. Burayı şu ana kadar haber yapılmamış ha. Emin abi. Bilmiyorum. Haberler... İp. Sal. İp orada yarı da. İpe tam bindin değil mi? Aha bindim. Tamam. O şanslar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Acele et. Millet kemerine gir. Geldim de alalım. Geldi, geldi. Dur. Seni 8 ile indireceğim. Donalar Kaya mezarlarının yanında bir tane tünel gördük. Bu tünel yaklaşık olarak ilk etapta saydığımızda 150 adet merdiven vardı. Bunun haricinde biz onu inerken yukarıdan sanki mağara şeklinde olup sular akıyordu. Damlacıklar halinde bayağı sular akıyordu. İndikçe toprak da yumuşuyordu. Yani taş yumuşuyordu. Taş adeta çamur şeklinde oluyordu bazen. Çünkü yağmur suları da etraftan bulaştığı için. Zemine doğru arkadaş dağcı arkadaşlarımızla beraber inince baktık ki biz yukarıdan onu şey görüyorduk. İki tane sanki bir kaya mezarı şeklinde bir duvar, sütun şeklinde bir varlık olarak görüyorduk. Ama indikçe baktık bir merdiven kurulmuş. Sağlı sollu alabildiğine yine yani o kurdukları merdivenin üzerine sağımızda solumuzda inanılmaz yüzlerce çuvallarla taşlar. Bu taşlar nereden geliyor? Zemini kırmışlar, hırtılar artık nelerle kırmışlarsa oradan bunları toplamışlar, yukarıya çıkaramazlar. Çünkü bayağı yüksek, dimdik bir merdiven iniyor aşağıya doğru. Yani sırtlarında alıp çıkaramazlar, mümkün değil. Ne yapmaları lazım? Bunu ya alttan da inemeyecekler. Çünkü aşağı doğru kazın. Baktı ki bir yerden ışık vuruyor mağaraya indiğimizde. Ona arkadaşımız Dağlanoğlu Bülent'le beraber dedik ya buradan bir ışık gördük. Bir bakalım dedik. Bir bakayım dedim. Rahatlıkla ben bu vücudumla oradan geçtim, çıktım. Şöyle toplamda 3 metrelik bir atlamayla aşağıya hemen çimenliğe otlara ayak basıyoruz. Ama biz çünkü emniyetle indiğimiz için ipler belimizdeydi. Oradan tekrar aynı şekilde geri çıkmamız gerekiyordu. Dahası o çuvallar, sağlı solu çuvallar varken en az rulo rulo böyle çuvallar boş, hazır şekilde orada da çuvallar bekliyor. Yani inanılmaz bir şey. Onları nasıl kazmışlar? Yani nasıl o taşları kırmışlar, o vaziyete getirmişler? Sonra çıktık. Dedik ki biz bunu içeriden tahliye şeyini gördük ya, dışarı görünen yeri. Bunun arkasını görmemiz lazım dedik. Arkayı da dolaştık, baktık ki ne görelim? Orada demir kancalarla orada da bir sistem oluşturmuşlar. Yukarıdan yani ön taraftan girmiyorlarmış. Arkadan giren giriyor. Oradan da tahliye ediliyor. Bunu da gördük, tespit ettik. Onu da kayıtlar altına aldık. Ve orada bu bitmiyor. Sanırım o duvarların altında bir esas bu donalar hikayesini dinlediğimize göre sanırım daha alt seviyelerde ırmak yatağına doğru olan yerlerde de zindanların olduğunu düşünüyoruz. Onları da yakında keşfedeceğiz. İnşallah gün yüzüne onları da çıkaracağız. Amacımız bizim bunları turizme kazandırmak, turizm rotası yapmak. Bunu eğer turizme kazandırsak bunları rota haline, sonuçta orası bir korunan alan, yani sit alanı ilan edilmiş. Ama sit alanı ilan edilen bir yer, yani sit alanı ama inanılmaz talan edilmiş. Sit alanı talan edilmiş. Bunu amacımız korumak, kollayıp gelecek bu kültür varlığını ileri, yani bizden sonraki nesillere bırakmak, turizm rotası haline getirmek. Bizim amacımız buraları turizme kazandırmak. Abi aşağısı çok ilginç. Buralar hep ıslak. Tamam. Komple ıslak. Dikkat et. Muhteşem görünüyor. Buraya geldikçe gittikçe yumuşuyor, çamur oluyor. İp yetişecek mi sen ona bak. İp sanki yetişiyor. Ha. At ipi aşağı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki tarihi değerleri korumak amacıyla, kullanmak amacıyla ve ortaya çıkarmak amacıyla, tanıtmak amacıyla buradayım. Merdivenlerden aşağı indik. Ortalama 70 metre civarında bir iniş yaptık. Aşağı indiğimizde şok olduk. Öyle güzel bir tarihi dokuya öyle aşırı bir zarar vermişler ki orada yüzlerce boş çuval gördük. Yüzlerce dolu çuval gördük.
hilti ile kırmışlar, çuvala doldurup define aramışlar. Yani aylarca çalışmışlar. Orada iki ince işçilik olmuş. Bir orayı yapanlar ince çalışmışlar, bir de defineciler çok ince orada çalışmışlar. Günlerce çalışmışlar. Oranın çıkış yolu var. Genelde oradan içeri girmişler iskele yaparak. Girip günlerce, haftalarca, aylarca çalışmışlar. Bu çok üzdü beni. Merdivenler gitmiş, sarkıklar gitmiş, tarih doku gitmiş. Yani figürler gitmiş. O zaman simgeleyen eserler gitmiş, tahrip etmişler. Bu çok kötü bir şey. Tarih katili diyebilirim ona. Çuvalları iki iskele yapmışlar. İki kıyılı içerisine kayaları, molozları doldurmuşlar. Sağlı sollu duvarı yaparak çalışmışlar. Yani harfiyeti dışarı çıkarmamışlar. Yukarı doğru yığmışlar. Define aramışlar. Kaza kaza yapmışlar. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Çok tarihi yapılara zarar vermişlerdi ama bu çalışmaları akla zarar. Yani aklım durdu. Nasıl yapmışlar? Yani bir ay mı, iki ay mı, günlerce, haftalarca çalışmışlar. Bu kültürel mirasta hiç mi bir yetkili gitmemiş, hiç mi bir doğa sever gitmemiş, hiç mi birisi bunu görmemiş? Ta ki buna kadar onu da bilmiyorum. Buraya iskele kurmuşlar. Diyor biraz daha iniyorum. İn. Orada dur, ben de geleyim oraya kadar. Emniyete bir alayım şimdi. Adamlar günlerde burada çalışmışlar. Bayağı gelmişsin. Yine dikkat edin.